Kağıt üstünde boşanan çiftin şüpheli kaybıyla ilgili olarak konuştuğumuz Mehmet Turhan'ın yeğeni Mesut Karakuş, hem kayıp dayısı hem de iddiaların odağındaki dayısıyla bir arada olduğu son günü anlattı. Yusuf Turhan 5. ayın 17'sinde beni aradı. Dedi ki yeğenim seninle bir işim var. Ayın 18'inde Yusuf Turhan beni aracına aldı. Arabada Yusuf Turhan, Necla Turhan, Ömer Aydın, Bedirhan Turhan. Gittik. Mehmet Turhan bizi çok güzel ağırladı, karşıladı. Çayımızı falan içtik. Yusuf Turhan buna bir ev vermiş. Mehmet Turhan da üstüne bir tane araba istedi. Dedim ki dayı, Yusuf dayım sana 10 liralık arabayı getir, 50 lira değil satar dedim. Biz dedim bu dayımdan parayı alalım. İstesen git üstüne 20 lira daha koy, 70 liralık araba al. İstesen 10 liralık araba al, ne sırasında ye dedim. Ne kadar para verecekti Yusuf Turhan Mehmet Turhan'a? 50 bin lira. 6. ayın 30'unda 30 bin lira. Geri kalan 20 bin lirada 5 taksit üzerine 4 bin lira 4 bin lira ödeyecekti. Bütün bu verilenler niçin verildi? Neyin anlaşmasıydı bu? Tarladaki evinin yıkılmaması. Sadece Yusuf Turhan'ın, ben orada tırnaklarım kaldı abi dedi. O tarlayı artık bende de, tapusu da bende dedi. Tarla kimin tarlası? Dedemden kalma. Mehmet Turhan'ın kaynatası satın almış zamanında. Öldü. Mehmet Turhan'a geçer buranın tapusu. Mehmet Turhan cezaevine giriyor. Cezaevinden önce mi veya sonra mı Yusuf Turhan bu tapuyu üstüne alıyor. Bir gün öncesinde Mehmet Turhan'a teslim edildiği halde ev anahtarının çiftin kaybolduğu 19 Mayıs günü Yusuf Turhan'dan çıktığını söylüyor Mesut Karakuş. Dayı dedim bu anahtar senden ne geziyor? Akşam bu anahtarı senden aldık, Mehmet dayıma verdik. Dedi ki yeğenim Mehmet dayım gündüz buraya geldi ayın 19'unda. Boya ihtiyacı olduğunu gördüm. Ben de gittim bir tane boya aldım. Bir kova boya aldım dedi. Abimle gittik boyaları oraya koyduk. Anahtarı da karşı komşuya bıraktık. Oğlu bir gün sonra geldi. Bu anahtarı diyor Necla aldı geldi diyor. Mesut Karakuş yıllar önce ortadan kaybolan Havva Turhan'ın aile içinde hiç gündeme gelmediğini belirtiyor. Adana'ya gittiğini söylediler. Kötü yola falan düştüğünü söylediler. Yusuf ve Mehmet el attıklarını söyledi olaya. Örpaz oldu. Ondan sonra bunun yurt dışına gittiğini söylüyorlar şimdi. Ama o zamanlarda ben hatırlamıyorum, bilmiyorum. Kimse de bu konuda bize bir malumat vermiş değil yani. Peki olaya nasıl el attıklarını söylediler? Bunlar gitmişler, eniştelerinden görüşmüşler. Ondan sonra Havva'yla görüşmüşler. Ondan sonra çıktılar geldiler. Bilmiyorum, o kadarını da bilmiyorum yani. Havva Hanım da kaçarak evlendiği için mi araya soğukluk girmişti? Aynen öyle, doğrudur. Evet Yusuf... Mesut Bey 4.5 GL canlı yayınımızda olacak. Günaydın. Günaydın. Günaydın Müge Hanım. Şimdi siz ilk konuştuğumuzda, çok teşekkür ediyorum. İlk konuştuğumuzda biz ayın 18'inde ev, para, boya vesaire konuştuk. O gece anlaşıldı. Sadece Mehmet bir ara alacağı parayı 50 binden 60 bine çıkartmak istedi ama arayı bulduk. Tartışma vesaire olmadı demiştiniz. Şimdi ise diyorsunuz ki Mehmet Yusuf için çocuğunu, en iyini, hepsini öldüreceğim dedi diyorsunuz. Biraz sizin de baskı altında olduğunuz konuşuluyor. Ben de açıkça sorayım. Size konuşmalarınızla ilgili şöyle konuş, böyle konuş diyen oldu mu? Müge Hanım, ben o gün dayılarımla görüştüğümde benim küçük Yusuf da dayım ve Mehmet de dayım. Birbirlerini yakmaması için o gün o kadar ısrar ettim ki Mehmet Turan'la anlaşmaya, sözleşmeye girdik. Her türlü şey yaptık, konuştuk. Ondan sonra Mehmet Turan'ın ifadesi şu oldu. Yusuf, bu tarlamı ver, senin eceğini, cücüğünü, herkesi öldürürüm, kolunu, kanadını koparırım, önüne atarım. Ondan sonra en sonunda seni öldürürüm dediği ifadesi oldu. Ama bunu kayıp Mehmet söylüyor Yusuf amcaya. Değil mi? Bunu kayıp Mehmet söylüyor Yusuf amcaya. Yani kayıp Mehmet şey yapıyor, tehdit ediyor. Kardeşine söylüyorum. Mehmet dayım, Yusuf dayıma söylüyor. Evet. Bunun üzerine Yusuf dayınız ne dedi? Ondan sonra Yusuf dayımla olayı örtbas ettik, kapattık. Yani tatlılığa bağladık, sarıldık, öpüştük, helallaştık. Ondan sonra çıktık, geldik. Ondan sonra bir gün sonra 19 Mayıs günü Mehmet dayım, Firdevs Öztürk oradan kayboluyor. Kaybolmadan önce anahtar, Mehmet dayım geliyor Kayseri'ye Firdevs'le. Diyorlar ki yani böyle boya alacağız, şey yapacağız. Boyayı almışlar, teslim etmişler. Ondan sonra Yusuf Turhan oradan ayrıldığını söylüyor. Ama ben Yusuf'a da dedim. Dayı, sen Mehmet dayıma akşam anahtarı aldık, verdik ama sen bu anahtar senden ne geziyor dedim bugündüz dedim. Yeğenim dedi, dayın 19 Mayıs'ta çarşamba günü saat 9.30-10 arası geldi Firdevs'te. Burada eve baktılar. Ben akşam boya almak istemedim ama evin durumuna baktım gayet kötüydü. Ben de ev aldım dedi yani. Boya aldım dedi yani. Yani aslında bu iki itişen kakışan kardeş bir
Yusuf Bey Mehmet Bey'e evi verecek anahtarı teslim ediyor. Anahtar senin babanda olmalı. Çünkü gece teslim edilmiş. Evet. Fakat ertesi gün o anahtar Yusuf'ta evet. çıkıyor. Evet aynen öyle. Şimdi ailede diyor ki sen bir geceye ver Mehmet'e vermişsin de ertesi gün anahtar sende nasıl çıktı? Benim anladığım kadarıyla senin babanın da anahtarı aldıktan sonra o anahtarı Yusuf'a falan verme imkanı yok. Öyle bir adam da değil yani. Zaten tapu yok, anahtarı ne yapacak? Da oğlum tapusunun anahtarında yani, değiliz yani. Akşam diyor. Görüşmüşler anahtarı vermiş. Tamam sonra o verilen anahtar nasıl amcanda çıkmış oradayız yani. Tapusu evet. tapu meselesine değiliz. Siz görüştünüz mü o gün kardeşinizle? Firmesini? Hayır görüşmedim ben bacımla. Beni aradı. Ya şey çarşıya geleceğim bacım dedi. Siz ya şey al yani. Evet telefonda görüştüm. Ya şey almaya geleceğim dedi. Telefonlarına bakar mı dedi. Ben de bakarım abba dedim. Kusmuyor dedi. Hayır bacım niye kuselim ki dedim. Bu hatta yani ya şeyi de açmadım. Daha olduğu gibi duruyor. Hiç gelmedi yani abbam. Sonradan akşam aradı. Kızımla konuştu Esra'la. İşte teyzesiyle şakalaşıyorlardı işte. Annem işte küsmüyor sana da niye bakmıyor şöyle böyle diye. Bunları söyledi benim kız. En son kaçta konuştunuz? Benim işte şekerim var yani unutkanlığım var. Bilmiyorum kaçta konuştuğumu yani hatırlamıyorum. Hayır, yani kızınız da Firdevs'le mi konuştu yani? Evet, evet. Tam kaçta konuştu? Bilmiyorum yani hatırlamıyorum. Şekerim var, unutkanlık var bende. Tamam ama sabah kahvaltısı ederken mi? Öğle akşam, yemeği akşam, yerken mi? Akşam, akşam ama kaçta konuştuğunuzu bilmiyorum yani. Akşam konuştuk. Salı evet. günüdür o zaman. Sabahdan geleceğim dedi. İyaşe'ni almaya geleceğim. İyaşe'yi alıp Emilere döneceğim. Tamam yani dedim. Her şey normaldi onun için yani. Evet. Normal hayatına devam evet, edecekti. Evet. Kaçıp yani, göçecek bir durumu evet, yok. Evet yok yok hayır yok kesinlikle yok şimdi ablamın. Yani bir yere gidecek bir şey yok yani ablamın öyle. Hepimize farklı bir konu. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Sen belki bunu biliyorsun Yusuf. Şimdi bu şüpheli kayıplarla ilgili araştırmalarımız devam ederken 2005 yılında öldürülen Nafiz Yeşil sen anlatıyordun ya. O cinayetin aynı tarihlerde ortadan kaybolan arkadaşı Ramazan Sinoplaoğlu'yla da bir bağlantısı varmış. O da ortaya çıktı. Sen Ramazan Sinoplaoğlu'nu tanıyor musun? Duydun mu? Yok. Şimdi Nafiz Yeşil bakın şimdi çok enteresan. 2005 yılında Mehmet Turhan'la Kayseri'den İstanbul'a gelirken ortadan kaybolan arkadaşı Ramazan Sinoplaoğlu ile ilgili tartıştığı için Mehmet Turhan tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor. Şöyle, şimdi bu Ramazan Sinoplaoğlu 1 Mart 2005'te senin babanla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkmış. Sonra olay günü kızını aramış, ben Mehmet amcanla beraber İstanbul'a gidiyorum demiş, haber vermiş. Sonra torununu sürekli arıyormuş. O gün hiç iletişime geçmemiş. Onu da aramışlar. Torunu aramış. Yine dedesine ulaşamamış. Sonra terminali aramışlar. İşte terminalde de demişler ki Mehmet'le İstanbul'a doğru yola çıktı. Ramazan. Fakat İstanbul'a çıktı demişler. 10 gün geçmiş, 15 gün geçmiş. Ramazan'dan haber alınamıyor. Sonra bunu Nafiz Yeşil aramış. Ramazan'ın kızını. Ya demiş keşke Mehmet'le göndermeseydin. Hiç demesi senin babanın da yüzü tutmuyor. Onlar beraber yola çıktılar ama kesin bir şey yaptı Mehmet senin babana demiş. Sonra bu konuşmanın üzerinden geçen bir süre sonra Nafiz Yeşil yabancı uyruklu bir kadınla beraber kalan Mehmet'in evine gitmiş. Yani senin baban aslında yabancı uyruklu bir kadınla kalıyormuş. Nafiz onun evine gidiyor. Sonra bir bakınıyor etrafa. Bu kaybolan Ramazan'ın kimliği senin babanın evinde. Nafiz de diyor ki bu adamın kimliği nasıl senin evinde? Çocukları arıyor bunu 10-15 gündür diyor. Senin baban o nedenle Nafiz'i öldürmüş. O sırada evde bulunan yabancı uyruklu kadın da ben bunu polise anlatayım deyince işte baban da onun kolunu kesmiş. Yani Ramazan da ortada. Ramazan Bey yok değil mi hala ortada? Onların ailesine ulaşabildik mi? Peki hiç şeyleri yok mu? Bunun hiç davası falan filan hiçbir şey yok. Sadece kayıp olarak görünüyor da. Baban da o zaman demiş ki ben Nevşehir'e bıraktım demiş sorulduğunda. Sana böyle anlatmadı değil mi? Yani baban da biraz olayları saptırarak anlatıyor olabilir. Yani burada Yusuf amcana hak veriyorum. Şimdi bunu Nafiz Yeşil olayını kendisi yaptığı için hani bunu pek dile getirmiyordu. Ama işte evde bir dosyası vardı. Dosyayı okurken ben şey yaptım. Nafiz Yeşil falan kim diye. Öyle anlatmıştı. Kısaca özet geçti ama bana anlattığını zaten burada söyledim. Anlattığı hayır, o arada şekilde başka birini daha öldürdüğü iddia ediliyor yani. Nafiz yok, ikinci cinayet.
Onu söylemedi bana. Ama genelde hani böyle yani amcamla tartışırken... Yani bir tane öldürdüğünün kayıp olduğu düşünülüyor. O ikinci ölen de birinci kaybın kimliği sende nerede deyince onu da öldürmüş ortaya çıkarmasın diye. Birinci senin babanın kaç cinayeti oluyor o zaman? Vallahi burada deşelersek çok cinayeti çıkar. Ha sence kaç saymışsındır? Bilmiyorum ki. Sayılabilecek kadar. Bir iki tanesinin cezasını yatmış işte. Bak şimdi bir tane daha kayıp çıktı ortaya. Bana mı getirdin? Ne diye? Anladım. Seni şimdi Kayseri'ye göndereceğiz. Sen bu bütün bildiklerini o kayıtlarla beraber orada anlat. İnşallah... Ay inşallah bir yerdedir. Annem bir yerdedir. Yani annesini onu o kadar çok diliyorum ki yani keşke aynı. Bir yerde olsa. Çocuğum annesini... Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.